Arkadaşlar, Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle hem kız hem erkek bebeklerimize uygun bir çalışma yaptık. Her iki bebeklerimiz için uygun renklerle çalışmamızı yapabilirsiniz. Yakadan artışlarımızı yaparak robamızı tamamladıktan sonra bakın sadece ardından alarak yeleğimizi şu şekilde katlı ve basamaklı güzel bir görüntü oluşturduk. Daha sonrasında alt kısma modelimizi uyguladık ve yeleğimizin kol lastikleri yaka lastikleri kenar lastiklerini örerek tamamladım şu şekilde arkasına da bakacak olursak bakınız yeleğimizin arkası da çok çok güzel oldu Evet şimdi e, ölçülerimize bakalım omuz kısmından ölçümü alıyorum alt kısma kadar 29 santim olduğunu görüyorum hemen kol altından genişliğimize bakalım 24 santim kol altından genişliğimiz. Evet, bir tane yeşil ipimi kullandım, yarım da beyazımı kullandım. Evet, hemen kolay gelsin diyerek yeleğimizi çalışmaya başlayalım. 0-6 aylık bebeklerimiz için de uygundur. Daha büyük yapmak isteyen arkadaşlarımız için sayıları artırarak üst kısımda örerek devam edebilirler. Evet, kolay gelsin. Beyazımızla yaka kısmımızı örmeye başlayalım, robamızı hem işaretlerimizi takalım hem de örmeye devam edelim. Bir tane zincirimizi çekerek düğümümüzü atıyoruz ve bunu zincirden saymıyoruz. Ve önümüz için zincirimi çekmeye başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane zincirimi çektim ve rahat çektim. Bakın sıkıştırmadım. Gayet rahat bir şekilde zincirlerimi çektim. 9. işaretimi takıyorum ve ilk önümüzü 9 zincir olarak ayarlıyoruz. Eğer biraz daha yaşı büyük çocuklarımız için öreceksek burayı 14 olarak başlayalım. Hemen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13 zincirde kolumuz için çektim. Burayı 14 yaptıysanız bu kısmı da 17 olarak ayarlayabilirsiniz. Ölçülerimizi büyük yapan arkadaşlarımız arkayı 26 tane zincir çekerek örebilirler. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ve 17 tane zincirimi çektim. 17. zincire takıyorum kolumuzu 13 tane çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13. Diğer kolumuzla eşit olacak şekilde ördüm. Ve son olarak diğer ön parçamızı 9 tane zincir olarak çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Hemen şöyle bırakıyorum zincirimizin ölçüsüne santim olarak bakalım 26 santim zincirimin ölçüsü şöyle görelim Evet şimdi trabzanlarımızı örerek bölümlerimizi ayıralım 9 zincirimin üzerine iki tane daha zincir ilave ediyorum ama öncesinde bir ve iki geri çekiliyorum Bakın iki geri çekildim iki tane de zincirimi ilave ediyorum tığımın başını doluyorum çekilmiş olduğum ikinci zincirin içerisine tığımı batırıyorum ve bir tane ikili trabzanımı örüyorum tığımın başını doluyorum zincirimin üzerine işaretlerimize kadar birer birer trabzanlarımızı örelim Şu şekilde bakınız. 2, 4, 6, 8 ve 9 tane trabzanımız oldu. Hemen işaretimi çıkarıyorum. Burası ilk ön parçamız. 2 zincirimi çektikten sonra kolumuz için ördüğümüz zincirlerimize birer birer trabzanlarımı örüyorum. Mavi işaretimin olduğu yere kadar trabzanlarımı birer birer ilerletiyorum. Evet mavi işaretimin olduğu yere kadar kolumuz için hazırlamış olduğumuz 13 tane zincirin üzerine trabzanlarımı ördüm ve aradaki iki zincirimi çekiyorum. Şuradaki ipimiz yarım gibi olmuş hemen onu tamamlıyorum. İpler çok katlı olduğu için. Evet iki tane zincirimi çektim. İşaretimi çıkarıyorum. Arkam için ayarlamış olduğum zincirlerimin içerisine birer birer girerek trabzanlarımı örüyorum. Evet, yeşil işaretimize kadar trabzanlarımızı örüyorum. İşaretimin bulunduğu noktaya kadar örerek geldim. İki tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını dolayarak ayracımı çıkarıyorum ve kolum için ayırdığım zincirlerimi birer birer örüyorum. Kolumuzu örerek sarı işaretime kadar geldim. İki tane zincirimi çekiyorum. Bölüm arası için hemen son olarak önümüzün ikinci parçasını örmeye başlıyorum. İşaretimi çıkardım. İlk zincir yuvasına giriyorum. Ve birer birer trabzanlarımı örüyorum. Son zincirimize varana kadar ördüm. Ve bu şekilde yeleğimizin roba kısmının birinci sırasını bölümlerine ayırarak örmüş olduk. İkinci sıramızı örmeye başlayalım. İki tane zincirimi çekiyorum. Bir ve iki örgümün arkasını çeviriyorum. Tığımın başını doluyorum. İç taraftan bakınız. Parmağımdan taraftaki kanadına bakın. Şöyle gördüğümüz zaman ikiye ayrılmakta zincirlerimizin görüntüsü. Bakınız trabzanlarımızın hemen dış kanattaki bölümünü alarak örüyorum. Şöyle bakalım ikinci trabzanın dış kanadını alıyorum ve tek seferde çekiyorum. Diğer trabzanımı aynı şekilde başını doluyorum. Tek seferde çekiyorum. Başını doluyorum. Tek seferde çekiyorum. Bu şekilde örerek ilerleyelim. Zincirimizin bulunduğu yere kadar gelelim. Son trabzanımı ördükten sonra zincir yuvasını yani aradaki ayrım bölümümüzü iki defa örelim. Bakınız birinciyi tek seferde çektim. Başını doladım ikinciyi tek seferde ördüm araya iki tane zincirimi çekiyorum tekrar bir artışlarımı yapıyorum şu anda ve iki her ikisini artırarak ördüm zincirimizden önceki iki tane trabzanımız önümüz için de zincirimizden sonraki ise kolumuz için yaptığımız ikinci sıra artışlarımızda şimdi trabzanlarımın üzerinden birer birer yine dıştaki bakınız kanadından alıyorum başını dolayıp tek seferde çekiyorum başını dolayıp tek seferde alıyorum bu şekilde artış yerimize kadar yani aradaki iki zincirime kadar ilerliyorum Son tırabzanımı ördükten sonra kolumuz için iki tane artışımızı yapalım. Bir ve başını doluyorum. İki. Araya iki tane zincirimi çekiyorum. Bir ve iki. Tığımın başını doluyorum. Dış kanattan alarak ilerliyorum. Evet bu şekilde örerek bütün bölümlerimizi tamamlayalım. Arada ikişer tane artışımızı ve iki zincirimizi çekmeyi unutmayalım. İkinci sıramızı sonuna kadar örerek geldim. Aralarda iki tane artış, iki zincir, iki tane artışımızı yaptım ve dış kanattan alarak ördüm. Şimdi en son trabzanımızı ördükten sonra iki tane zincirimizi çekelim. Bir ve iki örgümün yönünü çeviriyorum tığımın başını bir defa doluyorum yine dış kanattan bakınız ikinci trabzandan başlayalım buradaki çekmiş olduğumuz zinciri birinci trabzan saydığımız için yanlışlıkla buraya batarsanız öne doğru bir açılma ve uygun olmayan görüntü olabilir o yüzden yani istemeden artış yapmış oluruz şöyle bakalım ilk batacağımız yere trabzanımızın hemen üzerine şu şekilde batarak örmeye başlayalım ve sırası ile bakınız dış kanattan alarak ilerleyelim. Şöyle bakın tuttuğumuz zaman dış kanattan alarak birer birer eliniz alışınca çok kolay olacaktır. İpinize ve elinize uygun tığlarla örgümüz çok şık olacaktır seçerken dikkat edelim. Evet bakınız en son trabzana kadar ördüm. Yeniden iki tane artışımızı yapalım. İkinciyi örüyorum. Bir iki zincirimi çekiyorum. Arada bakın 1 ve iki tane arttım. Diğerlerini birer birer örerek geldim. Şu şekilde. Tekrar aynı yere batıyorum. Bir. Aynı yere giriyorum. 2 Ve devam ediyorum. Sıramın başını doluyorum. İlk trabzanımın dış kanadından giriyorum. Ve bu sıramızı bu şekilde ikişer artışlarımızı yaparak uç noktaya kadar aynı şekilde ikinci sıradaki örmüş olduğumuz şekliyle örerek tamamlayalım. Sıramızın yeniden sonuna kadar örerek geldim. Tekrar sıra başındayız. Yine iki tane zincirimizi bitiş yönünde hemen çekelim. Bakınız şöyle açalım. Bakınız bitiş yönünde 1 ve 2. Iki. i̇ki zincirimi çektikten sonra örgümün arkasını çeviriyorum. Yine dış kanattan alarak örmeye başlıyorum. Aynı şekilde renk değiştirene kadar bu şekilde örüyoruz. Renk değiştirdiğimiz zaman da aynı şekliyle öreceğiz aslında. Evet devam edelim. Artışımızı bu sırada 1 olarak yapalım. Devam ediyorum. Tek seferde çekiyorum, son trabzanımı örüyorum ve hemen artış yerime giriyorum. Tığımın başını doluyorum, bir defa örüyorum. İki tane zincirimi çektikten sonra yeniden bir defa batıyorum, kapatıyorum. Artık artışlarımızı birer birer yapalım. İkişer ikişer yapmıştık iki sıramızda. Tığımın başını doluyorum, dıştan yine alarak örmeye başladım. Evet diğer sıralarımızı birer artış yaparak dış kısımdan alarak örmeye devam edin ve biraz büyütelim. Yeteri kadar ördüm. Şimdi ikinci rengime geçmek istiyorum. Açık mavi rengimi kullanmak istiyorum. Son trabzanımı bu rengimle kapatıyorum. Bakınız şuradaki son çekme işlemini yapıyorum. Bir ve iki tane zincirimi çekiyorum. Buradan hemen düğümümü atıyorum. Beyaz ipime gevşeklik yapmasın. Ve örmeye devam edelim. İki zincirimizi çektikten sonra buradaki mavi ipimi iç kısmı alıyorum. Altta gizleyelim. Tığımın başını doluyorum. Hemen trabzanımın ardından giriyorum. Bakınız içteki şöyle bakalım. Bakınız içteki olan kanadından alalım. Tek seferde çekelim. Arkadan kanattan alıyorum. Çekiyorum. Tığımızın başını doluyalım ipimizi de gizleyerek ilerliyoruz. Dış kanattan örüyorum. Şöyle tuttuğumuz zaman bakınız şuradan dış kanattaki bölümünü alarak ilerleyelim. Yine artışımızı bir tane olarak yapalım. son trabzanımı ördüm araya giriyorum bir tane artışımı yapıyorum iki zincirimi çekiyorum yeniden bir tane artışımı yapıyorum tıpkı buraya kadar ördüğümüz şekliyle örerek ilerliyorum bakınız birer birer ördüm artışımı bir yaptım iki zincirimi çektim ve yeniden ilk trabzanın tepesine batarak başlıyorum dış kanattan alarak örüyorum ve sıramızın ucuna kadar mavimizi örerek ilerleyelim. Bir sıra mavi rengimizi tamamladık. Şimdi tekrar beyaz rengimizle örmeye devam ediyoruz. Şöyle bir sayıyı hatırlatmak istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sıra beyazımızı ördükten sonra bir sıra mavimizi ördüm. Şimdi tekrar beyaz rengimi alıyorum ve beyaz rengimle örmeye devam ediyorum. İpimiz burada kalmıştı. Şöyle iki tane zincir çektim trabzanımın tepe noktasına geliyorum tekrar bir ve iki tane zincirimi çekiyorum yine bakınız şöyle arka taraftan şuradan bakınız şuradan alarak örüyorum başını doluyorum başını doluyorum arka kattan alalım ve sıramızın başına kadar örerek ilerleyelim bir sıra beyazımızı bir sıra mavimizi bu şekilde örelim Artışlarımızı yine bir tane olarak yapalım. Bakınız ilerliyorum. Artış yerime doğru yaklaşmaktayım ama şöyle bakınız. Bakınız burada yine düz örgümüz görülmekte. Hiçbir uyum e, problemimiz yok. Gayet güzel bir şekilde örgümüz devam etmekte. Şimdi artış yerine kadar ilerleyelim. Zincirimizin bulunduğu artış yerimize geldim. Bakınız tığımın başını doluyorum. Bir defa giriyorum. Çekiyorum. İki tane zincirimi hemen ilave ediyorum. Yeniden bir tane başını doluyorum. Ve tek seferde çekiyorum. Ve artık trabzanlarımın üzerinden şöyle arkasından arka kattan alarak örmeye başlıyorum. Kolumuzu da örerek ilerledim. Bakınız şu şekilde önümüzden başlamıştım. Birer tane artışımı yaptım. Yine artış yerimdeyim. Hemen tığımın başını doluyorum. Bir defa da çekiyorum. Yeniden bir ve iki tane zincirimi çektikten sonra aynı yere girerek bir defa da çekiyorum. Tığımın başını dolayarak arkadan alarak katlarımızı örüyorum. Birer tane artışlarımızı yapalım ve ilerleyelim. Sıramızın sonuna kadar örerek geldim. Artışlarımızı da yaptık. En son ilmeğimizin olduğu yerdeyiz. Bakın son trabzanımızı örmek üzereyim ve ilmeğim burada. Başını doladım. Şöyle yapalım tekrar bakınız. Başını doluyorum. Son ilmeğimizi yine dıştan giriyorum. Alıyorum. İlmeğimi tığımın ucuna takıyorum. Ve hepsini aynı anda kapatıyorum. Ve mavi renkli ipimi alarak örmeye başlıyorum kapadım bakınız 1 ve 2 çeviriyorum yine aynı şekilde dıştan şöyle bakınız dıştan başını dolayarak alıyorum yine birer birer artış yerlerimizi örelim işlemimizi hep aynı şekilde tekrar ediyoruz dıştan alıyorum dıştan dıştan Şöyle görelim bakınız. Şu şekilde örerek ilerleyelim. Evet kol altımıza kadar örerek geldim. Kol altımızda yeniden bir tane başını dolayıp örüyorum. Bir ve iki zincirimi çektikten sonra bir defa başını doluyorum. Tek seferde çekiyorum. Yeniden dış kısımdan girerek örmeye başlıyorum. Ve bu sıramızı da bu şekilde örerek tamamlayalım. Sıramızın başına kadar örerek geldim. Şimdi bu ipimizi burada bırakıyoruz. Tekrar beyaz ipimizin olduğu yöne geçiyoruz. Zincirimin üzerine batıyorum ve bu sıramızda artık kolumuzu birleştirelim. Eğer büyük öreceksek birkaç sıra daha bir beyaz bir mavi olarak örmeye devam edelim. Şimdi kolumuzun artış yerine kadar gövdemizden örerek ilerliyorum. Yine dıştan bakınız dıştaki bölümlerden alarak ilerliyorum. Her trabzanımın üzerine batıyorum. kolumuzun ayrım yerine kadar örerek geldim bir tane de artışımı yaptım hemen 1 2 3 4 tane zincirimi çekiyorum ve kolumu büküyorum tığımın başını dolayarak bir defa doluyorum artış yerimize girerek bir tane trabzanımı tek seferde çekerek örüyorum tekrar bakın şu şekilde arkasından ilmeğimi alarak yeleğimizi arkasını örerek diğer kolumuza doğru ilerliyoruz. Hep ilmeklerimizi ardından alıyoruz. Ereğimiz bitene kadar. Evet şu şekilde bakınız örerek geldim. Tam kolumuzun altına bulunduğu noktadayız. Yeniden bir tane artışımı yapıyorum. Tek seferde kapatıyorum. 1 2 3 4 tane zincirimi çektikten sonra kolumu yeniden büküyorum. Aynı yere bakınız. Buradaki artış yerine de girerek bir artışımı yapıyorum. Ve birer birer dıştan örerek mavi ipimizin olduğu uç noktaya doğru ilerliyoruz. En son trabzanımıza geldim. Dibine giriyorum. Bir defa girdikten sonra ilmeğimin mavi ilmeğimin arasından geçerek tığıma takıyorum ve beyazımı bırakarak mavimle şu şekilde geçişimi yapıyorum hemen bir bu kapanışı sayalım 2 tane zincirim ilave ediyorum ve örgümün arkasını çevirerek yeniden örmeye başlıyorum ve kolumuzu bu şekilde birleştirdik buradan sonrasında bir sıra mavi bir sıra beyaz olarak biraz örelim kol altına 4 tane zincir çekmiştik her zincirimize de bir defa batıyoruz ve trabzanımızı örüyoruz bir ikincisine batıyorum üçüncüsüne batıyorum ve dördüncü zincirime batarak birer birer trabzanlarımı örüyorum. Hemen ön kısımdan örmeye devam ediyorum. Ve kol altımızda bu şekilde ördükten sonra beyaz ve mavi olarak sırasıyla örelim. Bir sıra renkli ipimizi, bir sıra beyazımızı, bir sıra renkli, bir sıra beyazımızı örerek geldim. Toplamda 1 2, 3, 4 yine 1, 2, 3, 4 sıra beyazımız. 4 sıra renkli ördükten sonra renkli ipimle aynı şekilde örmeye devam ediyorum. Bu ara kısımda sadece beyazı kullanmadan bu rengimle örmeye devam edeceğim. Yine örgümüzü alış yönünde herhangi bir değişiklik yapmıyoruz. Aynı şekilde alarak ortada kalın bir şerit olmasını sağlıyoruz. Bir defa çekiyorum. Geçiyorum. Bir defa Bakınız aynı şekilde alıyorum. Bu üçüncü sıra 1 2 3. sırayı örmekteyim. Biraz kalınlaştıralım. Yani biraz daha örmeye devam edelim sadece tek renk üzerine. Daha sonra yeniden görüşelim. 1 2 3 4 5 6 7. 7 sıra yeşil rengimizi ördükten sonra sıranın başındayız. Şimdi düz trabzan olarak örmeye başlayalım. Buraya kadar bir defa başını dolayarak örmüştüm. Bir ve iki tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Hemen ikinci trabzan üzerine batıyorum ve tamamına batıyorum. Bir ve iki. Birer birer trabzanlarımızı ikili olarak örüyorum. Sıramızın ucuna kadar ilerleyelim arkadan batmıyoruz tam tepeden batarak örüyorum şöyle görelim sıramızın ucuna kadar trabzanlarımızı örerek geldim ve sıramızın bir sıramızın başlangıç yerindeyim 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum örgümün yönünü çeviriyorum tığımın başını dolayarak hemen ilk trabzanımı yan gövdeden girerek örüyorum ve dışa kabartıyorum bir sonraki trabzanımın üzerine örüyorum sıradaki Yandan bir tanesini yandan bir tanesinin üzerine batarak trabzanlarımı örüyorum. Yandan diğerinin üzerine batıyorum. Sıradakini yandan bir tanesinin üzerine. Bir trabzanımızı yandan girerek ana gövdeden örüyorum. Diğer trabzanımı ise tam tepesine batarak örüyorum ve sıramı bu şekilde tamamlıyorum sıramızın başına kadar bir tane yandan bir tane tam tepesine batarak ördüm ve en son bakınız kenardaki trabzanımın üzerine batarak örgümü tamamlıyorum tekrar bir tane zincirimi çekiyorum sıra başına geldiğim zaman örgümün yönünü çeviriyorum örgümüzün arka yönünde bütün trabzanlarımızın üzerine batarak birer birer sık iğnemizi örelim her trabzan üzerine bir tane batıyorum başa kadar bu şekilde ilerleyelim şöyle görelim diğer taraftan şu şekilde görülmekte ön yüzden şimdi arka yüzdeyiz ve ilerleyelim bir sıra trabzanımızı ve bir sıra sık iğnemizi ördükten sonra yeniden sıra başındayız. Trabzan olarak örmeye başlıyorum. Bitiş sıramda 3 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3 örgümün yönünü çeviriyorum. Bakınız hemen yandan derinden girerek aldığım trabzanı görüyorum. Bu sırada yandan aldığımızı aşağıda tepesine batarak örüyoruz. Yerlerini değiştiriyoruz. Bir sonraki sıradaki trabzanımız ise tepesine batarak ördüğümüz trabzanımız bunu yandan giriyoruz ana gövdesinden ve bir tane trabzan olarak şöyle biraz da uzatarak alıyoruz. Bir önceki sırada yandan girdiğim bakınız alttan aldığım kabartılı trabzanımızı bu sıramızda tepesine batarak örüyoruz. Düz tepesine battığımızı bu sıramızda ana gövdeden giriyorum. Biraz ilmeğimi uzatıyorum ve örüyorum. Tepesine batıyorum. Yandan çok kolay bakınız. Bir önceki sırada yandan ördüğümüzü bu sıramızda tepesine düz ördüğümüzü ise yandan alarak yani kaydırarak örüyoruz. Bir sonraki sırasında ise sık iğnemizi örüyoruz. Yeleğimizi ördüğümüz bebeğin boyutuna göre e, uzatarak devam ediyoruz. Bu küçük bir yelek o yüzden çok fazla örmeyeceğim. Ben bir sıra trabzanımız bir sıra sık iğne bir sıra trabzan bir sıra sık iğne şeklinde yeterli ölçüye gelene kadar öreceğiz. E, ve sonrasında tekrar görüşelim. Yeleğimi yeterli ölçüye ulaşana kadar örmeye devam ettim ve yeterli ölçü olunca ipimi kestim. Şimdi kenar çalışmalarını yapmak istiyorum. Kenarımızı beyazımızla yapalım. Bir tane zincirimi çekiyorum. Düğümümü atıyorum ve hemen şu kısımdan başlıyorum. Yaka kısmından ve yeleğimin sol tarafı burası. Tepe noktasına gelerek batıyorum. bir iki tane zincirimi çekiyorum ipimizi şöyle gizleyebilirseniz alttan alarak gizleyelim birinci trabzana girerek bir tane trabzan ördüm zincirimle birlikte iki oldu hemen bir sonraki trabzanımın bulunduğu yere geçiyorum 1 ve 2 bir sonraki trabzanıma yeniden bir ve iki ipimi de alttan gizliyorum bakınız bir sonraki trabzanıma yine 2 tane trabzan olarak batıyorum yani ikişer ikişer trabzanlarımızı örerek ilerleyelim Her trabzanımıza batıyoruz 1 ve 2 bir sonraki trabzanım ve 2 bir sonraki trabzanımız, bu şekilde ikişer ikişer trabzanlarımızı örerek ilerleyelim. Yukarıdan aşağıya kadar trabzanlarımızı örerek ilerledim. Şimdi alt kısmımızı çalışmaya başlıyoruz. Tam geçiş yapacağım bölümdeyim. Bir tane trabzanımı ördüm. Yanına ikinci bir trabzan ve üçüncü trabzanımı ilave ediyorum. Bakınız bir iki üç tane trabzanımı ördüm. Hemen diğer trabzanımın üzerine batıyorum. Ve bir sonraki trabzanımın üzerine batıyorum. Şimdi görmüş olduğumuz bütün trabzanlarımıza birer birer batarak ilerleyelim dilerseniz arada bir tane atlayabilirsiniz ama 15-20 tane de bir eğer yığılma olacak gibi olursa yoksa gerek yok bakınız şuradan dönüşümüzü yaptım 1 2 3 bakın 3 tane ördüm trabzanımı dönüşten sonra birer birer de her trabzan üzerine batarak ördüm alt kısmı tamamen örerek tamamlayalım yeleğimizin alt kısmının trabzanlarını örerek geldim şimdi yan kısım için tekrar geçiş yapıyorum bir aynı yere iki bakınız yan kısma girmiştim üç tane trabzanımı örüyorum dönüşümüzü rahatlatıyoruz ve devam ediyorum tıpkı diğer yanda ördüğümüz gibi trabzanlarımızı yukarıya doğru örerek tamamlayalım bir uçtan başlamış olduğumuz trabzanlarımızı diğer uca kadar örerek tamamladım. Hemen lastik örgümüzü başlatıyoruz. 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. Bir yandan örüyorum. Bir ardından girerek örüyorum. Trabzanlarımı sırası ile yandan örüyorum. Ardından görmüş olduğumuz trabzanlarımızın tamamını bu şekilde örerek bitirelim. İlik açmıyoruz. İliği üzerine kapak olarak çalışacağız. Bu şekilde ilerleyerek devam edelim. İpimizi yarımladım. Hemen düzeltiyorum. Ardından giriyorum. lastik örgümü şöyle görelim. Evet sıramızı diğer uca kadar tamamlayalım. Aşağıyı da örelim. Bütün trabzanlarımızı bu şekilde tamamlayalım. Uç kısmına kadar örerek trabzanlarımızı geldim. Bakınız çok güzel oldu. Alt kısım lastik, yanlarımızın lastik iki sırada tamamlanması yeterli. En son bir tane zincirimizi çekelim ve ipimizi buradan keselim. Daha sonra kestiğimiz ipimizi içeriye alarak gizleyelim. Hemen yeşil ipimi alıyorum ve hemen şuradaki boyun kısmından sırayla örmeye başlıyorum. Evet yeşil ipimi bir tane zincir çektim ve tığımı hazırladım. Şu kısımdan trabzanlarımız örmüştük. Şurada bir tane trabzanımız var. Bakınız yan trabzanlarımızın yanındaki yaka trabzanımın ilkine batıyorum. Ve hemen örmeye başlıyorum. 1, 2 Batığımızla birlikte 3 tane zincirimiz oldu. Hemen yandan alıyorum diğerinin ardından yandan diğerinin ardından yakamızı bir trabzan ardından bir trabzan yandan alarak diğer şuradaki görmüş olduğumuz kenar kısmının en son trabzanına kadar örelim Yeğenimizin yakasını sonuna kadar örerek geldim. En son trabzanımızı ördükten sonra Bakınız hemen kenar trabzanlarımızın yanında Bir tane zincirimi çekiyorum. Buradan makasımla kesiyorum. Şimdi kolumuzun bir tanesini ben çalışmıştım. Şöyle görelim. Diğer kolumuzla birlikte çalışalım. Bir tane zincir çekerek düğümümü atıyorum. Ve kol altından örmeye başlıyorum. Kolumuzun altından ortalayarak giriyorum. 1 2 3 trabzanlarımı örerek ilerliyorum bir sıra düz trabzan örelim araya geçiyorum artış arama batıyorum daha sonrasında ise her trabzanımın tepesine bir tane batarak ilerliyorum bakınız düz olarak örüyorum ikinci trabzan sıramızda ardından ve yanından alarak lastiğe çeviriyoruz Şimdi sona kadar başlangıç yerimize kadar düz trabzan olarak birer birer örerek ilerleyelim. Evet sıramızın sonuna kadar örerek geldim. Bir uçtan diğer uca kadar. Şimdi birleştirme işlemimizi yapalım. 3 tane zincir çekmiştim. Tepe noktasına gelerek batıyorum. Ve geçişimi yapıyorum. 1, 2, 3 zincirimi çektikten sonra lastik örgümüzü örmeye başlıyoruz. Birinciyi yandan, ikinciyi ardından, Tekrar yandan ardından birer birer başlangıç yerine kadar bu şekilde örerek ilerleyelim. Sıramızı tamamladım. Şöyle görelim. İki sıra lastiğimiz oldu. Diğer kolumuzda da bakınız aynı şekilde iki sıra lastiğimiz bir sırada kendisinden olan robayı ördüğümüz bakınız şu kısım robadan kalan sıramız. Evet birleştirme işlemimizi zincirin üzerine batarak yapıyorum geçiyorum. Bir zincirimi çektikten sonra ipimizi keserek kolumuzu da tamamlamış oluyoruz. Şimdi düğme yerimizi çalışalım. Daha sonra düğmelerimizi de dikerek tamamlayalım. Zincirimizi çekerek ilik yerimizi örmeye başlayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 tane zincirimi çekiyorum. Saymaya başlıyorum. 1 2 3 4 5. 5. zincirimin içerisine gelerek bir tane sık iğne olarak batıyorum. Ve devam ediyorum. Sık iğnelerimi örüyorum. Orada bir tane ilik yeri hazırladım. Diğer uca doğru sık iğnelerle ilerliyorum. uç kısma kadar örerek geldim. Şurada bakınız bir göz oluşturduk. Ve şimdi 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çekiyorum. Zincirimizi çektikten sonra biraz önceki örmüş olduğumuz sık iğnelerimizin karşılığına denk gelen yerlere batıyoruz. Ve birer birer sık iğnelerle tamamlıyoruz. İlerliyorum. Her birinin karşısına bir tane batıyorum ve ipimi de ardından götürüyorum. Şöyle bakınız, bütün zincirlerimi ördüm. Son şuradaki zincirime de batıyorum döndüğümdeki kalan zincirin içerisine girerek sık iğnelerimi yapmaya başlıyorum 1 2 3 4 5 5 tane bakın sık iğnemi ördüm ve tamamladım şimdi üzerlerine birer tane batarak yeniden devam ediyorum ipim bitmişti bağladım devam ediyorum. 5 zincirimin içerisine girerek tekrar sık iğne örmeye başlıyorum. 2 3 4 ve 5. Şu alt sıradan da bir sıra sık iğne olarak örelim karşılıklı ikişer sıra sık iğne de tamamlanmış olsun. En son bakınız buradaki göze geçerken ilmeğimi kaydırıyorum, bir zincirimi çekiyorum ve makasımla kesiyorum. Evet, yeleğimizin İlek ve düğme yeri hazır oldu. Bir tanesini sabit olarak dikeceğiz. Bir tanesini açılır kapanır halde dikeceğiz. Evet yeleğimize şu şekilde düğmelerimizi diktik. Bakınız hazırlamış olduğumuz parçaların bir tanesi sabit. Diğerini e, ayrılabilir şekilde gövdeye diktim. Düğmelerimi sarı düğme tercih ettim. Sizler hangi renk kullanmak isterseniz. O renkteki düğmelerimizle çalışabilirsiniz. Şimdi düğmemi buraya takıyorum. Bir tanesi takılabilir, bir tanesi sabit olarak çalışın. Her ikisini ayrılabilir şekilde çalışmamız sıkıntı olabilir. O yüzden hangi yönü isterseniz o yönü sabit olarak ayarlayalım. Evet sevgili arkadaşlar bu şekilde düğmelerimizi de diktikten sonra yeleğimiz kullanılmaya hazır hale geldi. Çok güzel bir çalışma oldu. Umarım sizlerin de içine sinmiş ve beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.